از ام پی خداوژنه کیش دری قریزم پیش که خداوژنه کیش دری قریزه ده کلفتی مایه نخوشی مهنه زاروگی مهنه ارنجین حمی ده از ارنجیم حمی چالشخان نشیم ده مخان دوانش و اکنومی سوا وی قریزه هان ارنجیم ما حز نکن ارنجیم توپلمه را قازاندر میشکن او ارنجی آزیمدی چالشخان ملت پریشانه والاد پریشانه وان قریزه یتکیلیات درکت هر کس بو معفعت خواه Askeri ücreti zemin deni kolyo heki tıkna 7 milyon. Kilo goştu mirişka tıkna 100 milyon. Ama az derdi xubicim sey rusey şava xilazına bit. Yama az van yetkiliya raş çe bicim. Az rabim rudunim az bicim tıha qizarimi yetkiliya da xastı. Kesinlikle geçinemiyoruz. Şu an çünkü evet belki maaşlara belki şeylere belli zamlar yapıldı ama hani genel olarak yani piyasaya baktığımızda bunun en az %300'ü piyasaya şu an zam yapıldı. Her konuda market alışverişleri olsun, yani doğal gazlarımız olsun, elektrik faturaları olsun. Yani hani ben bir bayan olarak bile kendi başıma gerçekten çok zor sürdürüyorum yaşamımızı. Hani bir birey olarak, bireysel olarak kendimize zor bakıyoruz. Aileye nasıl bakılıyor ben onu yani düşünemiyorum bile. Zeynep Ustu. Bir de Allah zam yapıyor diyorlar. Allah'a da iftira atıyorlar. Bu kadar da olmaz. Geçen emekliyim, 4,5 lira alıyorum. Üniversitede öğrencim var, ev kiradır. Nasıl geçineyim? Diyorum ya, geçen sene bu vakit bir salça 7 liraydı. Tukar salça şimdi 35 liradır. Ama o almıyor, reis almıyor. Ev kirası vermiyor, elektrik parası vermiyor, su parası vermiyor, yemek parası vermiyor, ulaşım parası vermiyor. Bir de sarayları var. Benim gibi kirada mı oturuyor? Benim aldığım 4,5 lirayla bir otursun da göreyim onu da. Bence onlar Allah diyor ama ben de reis diyorum. İyi bir yönetim gelirse bu mevcut yönetimin tamamını değişmesi gerekiyor. Yani iktidarın. O zaman düzelebilir. Mehmet Çelik. Yani onlara göre her şey hoş. Uçakları var. Bir uçak yetmiyor. İki tane yetmiyor. Üç tane yetmiyor. Sürü uçakları var. Biz de yaya bile gezemiyoruz. Navimin Abuze Şahin'e. Az koyu sekunda anı, mülkemil sekunda hakiye ama az ne hak gücü milvani. Beş kurin mi zin hak batalı. Dükkanamı cihaz bu mukafat ker. Mamu kurda ve gavi kısmı ki nan ve hey kısmı ki nan çinine. Zama mala mava kirab kere. Zama mala mava kirab kere. Ve var razin. Sahari Rabin turbi ari hatta 500 milyonu. Emir Razin Rabin mazot hatta 40 milyonu. Emir Razin Rabin zeytune hatta 50 milyonu. Emir Razin Rabin tamatesi hatta 20 milyonu. Mamad bu da kubeyeceğim. Hakan Deniz. Vallahi geçinemiyoruz yani hayat pahalılığı bayağı yüksek yani aldığımız geçen sene aldığımız şeyin 1 lira olması şu anda 5 liraya çıkması hani minimum diyorum 5 liraya çıkması bile insanı zarara sokuyor yani. Hani ailede mesela ben kendi harçlığımı toplamak için kendim bir şeyler kazanmak için gelip burada bu işi yapıyorum. Kameracılık yapıyorum. Fotoğraf falan çekiyorum ki kimseye minnet etmemek için. Hani bunları yapmam için de bunlar hayattaki bu şeyin pahalılığın biraz daha düşmesi lazım. Kazım Çoşkun, New York geçinemiyoruz. Sadece kirayı bile şey hesapla nasıl geçirebilirim? Yani şu anda millet kapırdamıyor hiçbir yere. Nereye gideceğiz ki? O Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu söylemesi lazım bunu. Rezil o gidene kadar bile devam edecek. Ya inşaatı bir şey görmüyor. Gitmiyoruz ki bir yere görsün zaten. Bir yere gidemiyoruz ki görsün. Adam sabah işten eve. Başka çare yok. Bir yere gezemiyoruz, bir yere gidemiyoruz. Davut Kapağan. Şu an çalışamıyorum mesela, iş yok. Bir aydan fazla işsizim mesela. Çalıştığım iş yerinde sigorta yapılmadığı için çalışamıyorum mesela. En düşük, şu an en yüksek maaş burada 3.000 liradan üstü. Dışarıya çıkamıyorsun. Kiralar aynı şekilde. Su, doğal gaz, elektrik faturaları zaten bir başka. Hiçbir şekilde hiçbir insan burada geçinemiyor. Şu an gördüğünüz millet %80'i boş. Ve ayrıca bir şey almak istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Mesela geçen gün bir tişört, bir gömlek aldım. 320 lira ödedim. Bu çok büyük bir limit yani. Bir insanın burada çalışabileceği en yüksek bir limit. Yani böyle diyeyim size. Hiç kimse burada geçinemiyor. Krizin nedeni bugün Manavgat'ta
konser veriyor zaten. Aman Orhan. Geçen olsaydı da bir kalkıp da burada kaka da dikine dikine konuşacak mıydık? Duysunlar ki ona göre de bu ekonomi biraz önce düzeltmesi lazım. Bu millet rezil oldu gerçekten. Sadece her gün zam üzerinden zam. Ekmek geliyor bir şey alıp da yemin ederim 400 milyon kazanıyorsa bir parça götürüyoruz eve. Şu anda kendi mesela altta bunları satıyorum, çorap onları satıyorum. Gün gelip de günümü geçinemiyorum. Onlar da kazanıyorum, kazancım bir şey gelmiyor. Bak kazanıyorum. Kazanmışım gelmiyordu. Şu şekilde söyleyeyim bak ben engelliyim mesela normalde. 5 milyon daha 2-3 tane 5 lira alıyordum. Gidiyordum markete. Bütün eşyamı alabiliyordum. Ama şimdi 5 milyon bir parça alıyorum. Çocuğum okula gidiyor. Yemin ediyorum nasıl okula gideceğim, nasıl bunları okutacağım da şaşırıyorum. Bir tane dürüm alıyorsun 20 lira para veriyorsun. Dürüm de doymuyorsun zaten. Şu esnada dolar yükseliyor ve ekonomi çöküyor. İşte bakanlarımız çıkıyor. Mesela Nebati Bey. Önüne bir kağıt veriliyor. Arkadaşımız güzel bir kağıt okuyor. Kağıda bakarak okuyor. Çünkü bildiği bir konum yok. Bildiği bir branşı yok. Bu arkadaşımız ekonomi, politikanın yürütülmesi, Türkiye'deki yaşamın yaşam tarzı ve insanların yaşam tarzını bilmediği için arkadaşımız ekonominin hangi derecede olduğunu bilmesi asla mümkün değildir. Krizden az çıkmalı. Bir, saray tamamen yok olmalıdır. Çünkü sarayın günlük masrafı bir bakanın bir aylık bütçesi kadardır. Bu saray tamamen yıkılmalıdır. Saraydaki gider, elektrik, su, bütün harcamaları halktan alınıyor. Yol yapmışsın benim paramla. Oradan insanlar geçmiyorsan bir diğer yanda da yandaş müteahhide para ödüyorsun. Bunu herhangi bir kanunda, herhangi bir yönetimlikte yoktur. Avrupa'ya baktığınız zaman bütün otomanlar parası, çünkü neden? Halkın parasıyla yapılan otomanlardır, yollardır. Bizde ise yandaşlara peşkeş çekilerek 5-6 yandaşa bunları vermişiz ve ortak olmuşlar bu yandaşlara. Ondan sonra 1 milyon araba geçeceğine 1000 araba geçiyor. Diğer tarafta da o paraları bu kendi bildikleri ortak oldukları şirketlere ödemeler yapılıyor. Ben yerinin üzerinde konuşuyoruz. Seçim gününde veriyorlar yani. Ya bu doğru mu sence? O da seçim günü doğrudur. Bugün 1483 tane araç nereye gitti? Van'dan gitti. Ne olacak? Muş adına konuşulacak ama. Evet. Van'dan gitti, Hakkari'den gitti, Şırnak'tan, Yüksekova'dan, Diyarbakır'dan bile araçlar özel şirketler üzerinde geldi. Benim babam özel bir şirkette çalışıyor. Bugün gidemediği için şirketinden kovuldu. Bütün günü mesela şuralar hep dolmuştu. Biz meydandan bile geçemiyorduk abi. Bayağı haklı. Siz eleştiriyorsunuz. Seçim günü böyle bir makarna falan veriyorlar herhalde. Herkes oyunu basıyor anasını. Tabii, yani %50 çok fazla bir miktar. Yani 20 milyon kullanıyorsa. Hatta AK Parti'nin oyu direkt 19 milyon insan nereden geliyor ki sizin gibiler veriyor. Ya ben hiç oy kullanmadım bugüne kadar ama ceremesini ben çekiyorum. Sorunu ben çekiyorum. Şimdi şöyle. Ya ben ekonomiyi, ya ben hayallerimi ekonomiye göre yaşamak istemiyorum ki. Ya yani sen eleştiriyorsun, eminim ki sen sadece eleştiriyorsun. Ya ben öyle düşünüyorum. Halit Bozkurt. Yunus Demir. Bunun derinine inmek gerek. Yani bu sadece 2 yıllık ya da 3 yıllık bir süreç değil. 10 yıldan beri, emin ol 20 yıldan beri gelen bir sorun var. Peşkeş çekiliyor falan filan. De biz bunları yeni öğrendik maalesef. Çünkü medyanın önü hep kapatıldı. Bir A Haber var. Açınca Türkiye çok iyi diyor. Veya böyle farklı birçok kanallar var. Bunların kapattıklarından dolayı biz yeni öğrendik. Yani bu sorun 20 yıldır var. Lakin nedeni bilemiyoruz. Ha, belki bu peşkeştir veya arkadan çalınmadır. Yani soruna inmek gerçekten 10 kişiden sadece 2 kişi güvenle bakıyorsa bu bir sorundur. Yani toplumun %80'i demek ki güvensizlik yaşıyor. Hani bir kişinin ezine bakmamak gerek. Genel bakarsak da sorunlar var yani. Şu anda birçok insan işsizlik yaşıyor. Geleceğe bakamıyor güvenle zaten. Dediğim gibi, ya amcanın da dediği gibi aslında gelir kalemleri biraz daha düşürülmesi gerekiyor. Yani bir yol 10 bin lira yapılıyorsa 100 bin lira gösterilmemesi gerekiyor. Arada 90 bin liralık fark var. Peşkeşler çekilmeyecek, biraz daha şeffaf olacak. 10'sa 10'dur abi, 11 değildir. Bu gösterilecek. Yandaşlar kenara çekilecek. Sonuçta bu halk herkes. Yani AK Partili bir insan da Türkiye vatandaşıdır. HDP'li bir kardeşimiz de Türkiye vatandaşıdır. Herkes onu görecek. Şeffaf olacak.
böyle medyanın önü açılacak. En azından biz görelim. Hani bugün burada bu olmuş bilelim. Böyle yani çözüm var aslında. Biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Yani AK Parti 20 yıl bir şey yapamadı. Yani bak şimdi yol yaptı, hastane yaptı. Bunları kendi cebiyle yapmadı ki. Benim onun parasıyla onun şeyle yaptı. Yapmak zorunda. Hani millet diyor ya yol yaptı. Abi yapmak zorunda. En büyük çözüm ne? Sadece bunu söyle, bunu söyle. Sen de söyleyebilirsin. Sen de söyleyebilirsin. Baba, Türkiye rayda çıkmış. Bu rayda gelmek için çok zor bir şeydir. Ben sana söyleyeyim, ben Türkiye'ye her tarafa, dün İstanbul'da geldim. Hoş geldin. Türkiye'yi sattık, 21 tane limon var. Türkiye'de büyük liman. Bunların 21 limonu satılmış. Türkiye'nin bütün, sadece Türkiye'de bir anıt kabri kalmamış, satmamış. Hiç hepsini satmış. Hiç bir şey kalmamış. Amca. Müsaadeye bak. Türkiye'nin bütün amca? bu vatanı var ya, bütün yurdunu satmışlar. Hayır, 21 tane büyük liman. Katar'a vermişler. Türkiye'nin değildi ki. Türkiye hepsi satılmış. Türkiye'de bir şey kalmamış. Eğer baba sana bir şey söylüyor. Bir çoban bir sürünün önüne gezerse. Eğer o çoban iyi bir çoban olsa o sürüye, o koyuna, o sürüye güzel bakar. Eğer iyi çoban olmasa o sürü ne olur? Dağılır gider, ölür, aç kalır, zayıflanır, kurtlar diye. Bizde öyle olmayacak. Artık bu devlet kurtların eline düşmüş. İşte o koyunlar AK Parti koyunları. 20 milyon koyun var Türkiye'de, tamam mı? Bunlar yani bazı şeyleri görmüyorlar, tamam mı? Yani siyaha Erdoğan beyaz dediği için beyaz diyebilecek insanlar var. Şimdi Van'daki Edremit Belediyesi burası bedeli. Eğer bir karış toprağı varsa ben Edremit Belediyesi'ne çalıştım. O kadar yer aldık bedeli, o kadar yaptık. Bizden sonra gelen koyunlar hepsini satayım. Şimdi ben Edremit Belediyesi dağın başına köprük yerinde kalıyor. Evet. Kirada kalıyor, köprük yerinde kalıyor. Tamam. Her şeyi sattı. Bunun sorumlusu AK Parti'dir. Tamam. Bunun sorumlusu tamam. AK Parti'dir. Şimdi sen burada eleştiriyorsun. Eminim sen AK Parti'ye oy vermişsin. Bak adım gibi eminim sen AK Parti'ye oy vermişsin. Ama sana yemin ederim. Kardeşim baba, vermeyin. Sana yemin ederim zamanında. Ben emniyete çalışıyordum. AK Parti'nin bürosu bizim emniyetin karşısındaydı. Bak bunu kimin bizim malımızla? Kamyonla kolu getiriyor, oraya boşaltıyordu, depoya boşaltıyordu. Ben şahit olduğum için isterse ismi de vereyim teker teker. Vallahi kamyonla kolu getirdi, AK Parti'nin bürosuna boşalttılar. Ben o yörenin halkını, sözde yardıma gelmiş, yardıma göndermişler. Halkın fakir halk geliyordu, emin olası geliyordu, diyordu ki hayır kalmamış. Ama AK Parti gençlik kolları arka kapıda, arabaları akşamları çekiyordu, dolduruyordu yalla herkes evine. Ya sen bunları olay çıkıyorsan sen niye yayınlamadın? Vallahi billahi emniyetin önünde, emniyetin içinde. Emniyet de biliyor.